gençler. Şu an ertesi günün saat yaklaşık 3. Yani dün geldim ben yani kampa. Şu anda da çıktım böyle işte. Hemen kamp alanının dışında böyle bir yer var. Böyle bir küçük cadde gibi bir yer var işte. Hemen altı sahil. Burada bir sürü barlar var. Ben diyordum ki işte burada Mamila burada satıyordu. Biz de Mamila burada karşılaşmıştık. Ondan sonra işte ya arkadaş bakıyorum kimse yok. Yürüyen kimse yok. Ben kime satacağım bunları? Hava da çok sıcak. Şimdi tekrar kampa döneceğim. Hiç oturmadım bile. Tekrar kampa döneceğim. Soracağım Mami'ye. Ne zaman satılır falan diye. Öyle yani. Yoksa sıkıntı. Gençler ben şimdi mekana oturdum. Yaklaşık 15 dakika oldu. İki kankam geldi şunda. What is your name? My name is Radon. What? Radon. Radon. Radon and? Riyad. Riyad geldi. Daha sonra ben işte kitap falan okuyordum. Sonra diğer arkadaş geldi. What? Run. Run. Sonra Run'ı getirdiler beraber. Your triple run. Sağ olsunlar. Şimdi benden alışveriş yapıyorlar. Ben de serdim böyle. Mekanı serdim. Bekliyorum. Bakalım satabilecek miyiz? 6.30. Şu an yaklaşık duralı 2 saat olmuş. Yaklaşık 800 euro falan para kazandım. Toplamda 3 tane bileklik sattım. 800 euro para kazandım. Şu an bekliyorum hala öyle. Hava tam daha kararmadı. Birazdan kararır. Yarım saat 40 dakika sonra hava kararır. Bekliyorum. Hiç Priştine'ye kadar, pardon. Prizen'de veya Priştine aynı. Priştine, Prizen kadar hiç kalabalık değil. Ama yine insanlar gülümsüyor. Kaç kişi orada yaklaşık. İki farklı teyze grubu geldi. Bir tanesine dedim ki 100 lek dedim şunlara. O ipli olduğu için almadı. Sonra gitti. Herhalde başkalarına söylemiş. Başka teyzeler geldi daha sonra. Elinde 100 lekler böyle. Diyor ki ilk başta ben 100 lek görmedim. Şunu sordu işte ne kadar efendim. İlk başta 4 euro dedim. Sonra yurdular gittiler. Sonra gelirken dedim ki gel dedim. 2,5 euro dedim. Yani boş göndermeyeyim diye. 2,5 euro dedim. Kadının elindeki paraya bakıyorum 100 lek. Diyor ki 100 lek var diyor. 100 lek var diyor. Ne yapacağız diyor. Dedim yapacak bir şey yok. Alamazsın ya bunlar var dedim. Onları beğenmedi. O zaman yok kardeşim yapacak bir şey yok. Bir de değişik gülümsüyor. Çünkü 100 lira burada en azından Arnavut'ta alırsın da trende alırsın da bu tatil yerinde su bile alamazsın neredeyse yani. Hiçbir şey yaramıyor. 10 lira gibi düşün. Türkiye'nin 10 lirası gibi düşün. Hiçbir şey yaramıyor. Ben de satıyorum işte öyle. Bugün yaklaşık kampta kaldığım 6. gün. Ama bugün ayrılıyorum. Burası kampın dışarısı. Kampın park bölgesi. Buradan şimdi dışarıdan girdim. Sessiz olacağım çünkü sağlarken. Çadır koydum buraya. Ben çadır şuraya koymuştum. Burada işte 6 gün kaldım. 6 gece. Şimdi ayrılıyorum. Şimdi şu an Vuna'dayım. Aynen işte gösterdiğim gibi haritada koyarım. Buradayım. Tekrardan Tiran'a çıkmaya çalışacağım. Yani gidebilirsen tabii ki de Priştine doğru gitmeye çalışacağım. Çünkü bilet aldım ayın 14'ünde. Biletim var. Gidebilirsem gitmeye çalışacağım işte ama büyük ihtimalle gidemeyeceğim için önce Tiran'a giderim. Oradan sonra da tekrardan Priştine doğru gitmeye çalışırım. Bakalım ne olacak ne bitecek. Yolda izleyeceğiz. Şimdi otostopla da gitmeye çalışacağım. Gençler ben şimdi yola çıktım. 10 dakika oldu çıkalı. Şurada sahil var görüyorsunuz. Onun en sondaki kamping dedim. Şimdi böyle bir yol var. Yaklaşık 5 km yol var. Ondan sonra tekrardan geldiğim yoldan tekrardan aynı şekilde yukarı doğru çıkmaya çalışacağım. Aslında yukarı çıkmak için bir yol daha var. Şu an oraya ulaşmam çok daha zor olduğu için ben geldiğim gibi gitmeye çalışacağım. Çok daha zor olacağını biliyorum çünkü şöyle bir şey olacak. Bu yolu kullananlar normalde gezgin insanlar. Veya ne bileyim burada yaşayan insanlar olduğu için köyden köye gidiyorlar. Veya koydan koya gidiyorlar. O yüzden dimdire gitmem çok zor. Yapacak bir şey yok. Ta aşağı inip oradan çıkmaya çalışırsam çok daha vakit gider. O yüzden önce yukarıdaki yola çıkacağım. Oradan da geldiğim gibi zikzaklı yollardan gitmeye çalışacağım. Yapacak başka bir şey yok. Bu akşam Tiran'a varırız diye düşünüyorum yani. 170 km yol var. Gençler. Yaklaşık 5 km yürüdüm. Tam 1 saatte 5 km yürümüşüm. Ama canım çekti çünkü 5 km'nin 5'i de yokuştu ve bayağı yokuştu. Ta deniz aşağıda işte. Aşağıdan ta buraya geldim. Bu arada Tiran tam 218 km'ymiş. Yani 218 km boyunca gitmeye çalışacağım. Aslında çok uzun mesafe değil. Çok daha fazlasına gittim bir günde ama yollar çok zikzaklı ve yollar çok zikzaklı.
Ve de yol üstünde bir sürü köy koy olduğu için insanlar sürekli duracak. Plajlara inecekler. Umarım tekte trene giden birisini bulabilirim de binip giderim. Şu an geleli yaklaşık 2-3 dakika oldu. Çantaya koydum. Sırtım su olmuş, tamamen su. En son çektiğim görüntüden sonra bir dakika sonra beni Almanlar aldı, bir çift aldı işte. Bir çift aldı. Beni 7-8 kilometre getirdiler. İndim, tekrardan yürüyorum. Dediğim gibi oldu çünkü turistler alacak. Gezenler alacağı için, turistler alacağı için koyudan koya bırakacaklar. Yapacak bir şey yok. Şimdi buradan tekrar otostopa devam edeceğim. Ama iyi gibi ya, daha kolay olacak gibi duruyor. Yollar biraz sıkıntılı, durması sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Ben şimdi Vlora şehrine geldim. Buradan çıkmam gerekecek. Yaklaşık 5 km daha yürümem gerekecek. Yapacak bir şey yok. Çünkü karnım çok acıkmıştı. Üstüne susamıştım. Çünkü ben oradan kampingten çeşme suyu doldurdum ve Arnavutluk'ta çeşme suyu içilmiyor. O yüzden tadı kötüydü. İçemedim. Yani susuz mu giderdim ama içemedim yani su. O yüzden Vlora şehrine geldim bilerek. Su aldım 1,5 litre. Bir tane cips aldım. Tuzlu bir şey olsun diye. Bir Snickers aldım. Bu 370 lek tuttu. Yani bir 40 kaç lira yapıyor ya? 45 lira falan yapıyor herhalde. Çok yoruldum. Hava inanılmaz sıcak. Bunu aldım. Karnım çok aç. Şimdi bunları yiyeceğim. Biraz da dinlenip, yarım saat falan dinlenip tekrar yola koyulacağım. Onlarla geldiğim iyi oldu. 60-70 km geldim en az. Gençler, şimdi ben Neptün'e geldim. Neptün buradaki vatan. Tabii vatan bilgisayarla aynı. Çok sıcak ve çok yorgun olduğum için reels çekemedim. Ama YouTube için çekeceğim şu an. Samsung Galaxy S23 128 GB 98.000 lek, yani 980 euro yapıyor herhalde. Samsung Galaxy A04S Lite 16.000 lek, 160 euro herhalde. Şurada bir şey, Apple iPhone 11 64 GB var, 59.000, 590 euro herhalde. iPhone 14 Pro 128 GB 1490 euro. Burada iPhone 14 Pro Max var, İndirime girmiş 128 GB'ı 131.000, yani 1320 euro falan yapıyor herhalde. Ama neden bundan daha ucuz? Bu daha ucuz. Pardon. iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro'dan daha ucuz. Herhalde indirime girdiği için falan. Hiçbir şey şu an şey değil mi? Hiçbir şey sorgulayamıyorum. Çok feci yoruldum ya. Burada yine başka şeyler var. Siz fiyatına bakın işte ya. Ondan 2.0 jack çıkaracaksınız. Şey çıkıyor. Kaç yıl olduğu çıkıyor zaten. Xiaomi Redmi A1 bu ucuz. 9.595 euro değil mi bana? 95 euro mu? Bu da 95 euro. Bunlar da 90. Burada 200 euro'luk Xiaomi Redmi A12 var. Fiyatlar bu şekilde ya. Burada televizyon var. Burada fiyat televizyon ama hiç uğraşamayacağım şu an. Yanında S22 vardı. Ona gidip fiyatları çekecektim ama çekmeyeceğim. Gençler, ben şu an Vlora'nın çıkışına geldim. Yaklaşık Vlora şehrinde yaklaşık 6 km falan yürüdüm. Şimdi çıkışa geldim. Burada otostop çekiyorum. İlerisinde şey var. Neydi ya oranın adı? Adını unuttum. Highway işte ya. Highway. O var. Vallahi adını unuttum. Şu an yaklaşık geleli 5 dakika oldu. Bekliyorum, hava çok sıcak. Şu an kimse durmadı. Öyle bekliyordu işte. Bu arada ilgimi çeken bir şey oldu. Bugün yaklaşık 5-6 araba gördüm. Ve direksiyonlar sağdaydı. Ve plakalar da Arnavutluk plakası yani. Plakası Arnavutluk. Burada mı? Hello, I'm going to Tirana. Fier. Fier. North. Fier. To near Tirana. Let me wait a minute. Okay, no money. Money no. Money. No. Otostop. He? No? No money. Okay.
Ama belli. Mercedes durunca ben şüphelenirim. Hele ki Arnavutluk. Arnavut birisi durunca şüpheleneceksin abi. Niye şüpheleneceksin? Çünkü para istiyorlar. Aman ne mutlu oluyordum ha. Bir de Fier diyor lan. Ne şerefsizsin lan. Zaten yol, gideceğin yolun üstü. Madem taksicilik yapmak istiyorsun, o zaman adam işini güzel yap da bizi Tiran'a götür. Adam akıllı paranı iste. Hem yolun yarısına götürüyor, hatta yolun yarısına bile değil. Şuradan 10 km götürecek, bir de orada Orange için bile para istiyor. Şerefsizler ya. Şimdi oradan yaklaşık 5 dakika daha yürüdüm. Tekrar otostop çektim. Bir araba aldı beni. Böyle ekiple beraber gidiyoruz. Çılgın ekip. Kaç kilometre gittiğimizi bilmiyorum ama yol üstünde otobandan doğru gidiyoruz. Tirana. Param yok. No money. No money. Where from? Türkiye. What? Türkiye. Geldik. 5 dakika kalmadı yola. Yolda kaza gördük. Polis bizi durdurdu, dedi ki arabayı alır mısın dedi. Şimdi konuşuyorlar. Alacaklar mı, almayacaklar mı bilmiyorum. Yol üstünde iş aldık. Herkese günaydın. Ben şimdi kaldığım hostelden çıktım. Kahvaltı yaptım, börek yedim. Ama bu sefer başka yerden börek yedim. 50 lekti. 2 tane aldım. 100 lek. Bir tane ayran aldım. 70 lek. 170 lek işi bitirdim. Şimdi de şu an tekrar şehir merkezine geldim. Buradan otobüse bineceğim. Şehirden olabildiğince çıkmaya çalışacağım. Yaklaşık 10 km gideceğim. O da 40 lek. Yani 40 cent. O da yapar. 14 lira falan yapıyor herhalde. 13 lira falan aynı. Ondan sonra umarım oradan otostop çekmeye başlayabilirim. Biraz zor olacak gibi duruyor ama yapacak bir şey yok. Yaklaşık 300 km yolumuz var herhalde. Ya 240 da 300 km, tam hatırlamıyorum ama Google haritalarda, Google haritalar yaklaşık 340, pardon 3,5 saat yol gösteriyor Google haritalar. Bakalım kaç saat sürecek. Saat şu an 8.15. Bir an cüzdanım yok diye korktum da, çünkü şu an çok hafif, cüzdanım buradaymış. Aha, otobüs gelmiş olabilir. Ben şimdi şehirden çıkabildiğim kadar çıktım. Kamezya'dan yere de geldim. Böyle şehrin uzaktaki bir ilçesi gibi. Yol böyle. Yani yoldan bayağı araba geçiyor ama ileride bir sürü yerleşimler olduğu için herkes diyor ki işte burada ineceğim, burada ineceğim falan diyor. Ama yine insanlar olumlu yaklaşıyor. Yani eğer benim gittiğim yere bir insan durursa, ki durur büyük ihtimalle artık, insanlar olumlu yaklaşıyor. Umarım gidebilirim. Gençler, ben şimdi oraya otostop çektim. 10 km otom istediğim yere otostop çektim. Şimdi buradan yaklaşık buradan bayağı arabalar geçiyor böyle. Hatta bayağı araba geçiyor ama tek şerit herhalde dururlar ya. Dedi ki beni arabaya adam dedi ki o da Almanya'ya gidecekmiş. Ama benim rotamdan değil İtalya'ya gemiyle geçip oradan basa basa gideceğim dedi. Çünkü yollar çok kötü. Arabası da BMW'ydi, zengin adam. Bu da işte orada bizim gurbetçi gibi düşün işte. Adam bile bana şey verdi. Bir de harçlık verdi 5 euro. Sağ olsun. Dedi ki benim arkadaşım da var böyle geziyor dedi. Sana saygı duyuyorum, o zaman al lütfen al dedi. Ben kabul etmedim. 4-5 defa söyledim. Adam artık parayı yedi ki arabadan aşağı attı. Al gibisinden yani işte al, mecbur alacaksın gibisinden. Ben de aldım parayı bir daha. Şimdi otostop çekiyorum. İnşallah dururlar. Dayı. Oğlum dursanıza be. Gençler, ben şimdi araba buldum. Abimiz Türk çıktı. Haydar abi.
Birazdan genç yılanlara çekelim. Priştine doğru gideceğiz. Ama beni havalimanına bırakacak, yoksa Priştine merkeze bırakacak, yoksa biraz daha geride bırakacak bilmiyorum. O da Üsküp'e geçip oradan Belgrad'a gidecekmiş. Öyle. Şimdi arabamız da güzel. Passat. Ama Passat Amerikan Passat'ıymış. Normal yani Türkiye'de bulunan Passat'lar gibi değil. Böyle basa basa gidiyoruz. 120 yani basa basa değil mi? 120 ile gidiyoruz. Yollar çok kötü değil, iyi. Öyle gidiyoruz işte. Bayağı iyi oldu. Ben bu kadar kolay olacağını sanmıyordum. Pasaportumu yedim şimdi. Kolay bir şekilde pasaportumu keserim herhalde. Pasaportumu keserim. Hadi görüşürüz. Hepsi iyi olur. Gençler şu an beni Haydar abi aldı. Fuş'ta kura mı kuruca mıydı? Öyle bir yerden aldı işte. Bayağı getirdi. Hatta direkt getirdi beni. Direkt havalimanına getirdi. Sağ olsun. Haydar abim sağ olsun. Teşekkür ederim vallahi ya. Ben şey diyeceğim eskisi. Ben bugün yolculuk bayağı zor olur diyordum. Ama bayağı kolay oldu. Direkt geldik. Ben şu an saat kaç? Saat 1. Ben geldim neredeyse. Havalimanına geldim. Ben yani akşam 5-6 gibi anca olurum. Efendim? Grubunuz var ha. Ya grup değil ya, YouTube. Ha YouTube, sen şey YouTube. YouTuber kanalı, YouTube kanalın da var ha senin. Aynen. Tamam, seyredeceğim seni. Tamam, bu 2 ay sonra falan gelir anca. Olsun. Öyle işte, ben akşam 5-6 gibi varırım diyordum. Saat 1'de ben vardım. Çok iyi oldu vallahi. Yolun aşk olsun. Sağ ol. Bir dua edersen seviniriz. Bir dua sahibi.